5 tanesi aynı doğru üzerinde ve diğer 4 tanesi diğer 4 tane noktadan da herhangi üçü doğrusal değildir. Bu noktalar kullanılarak kaç tane üçgen çizilebilir? Öncelikle burada soruda verileni bir şekle dökelim arkadaşlar. Bize diyor ki bir tane doğrum var diyor ve bu doğrunun üzerinde diyor 5 tane nokta var diyor. Ve ayrıca diyor 3 toplamda diyor 4 tane noktamla diyor hiçbir şekilde doğrusal değil. Şimdi böyle bu şekli çizdikten sonra sorumuzu bakalım bize ne diyor? Bunları kullanarak diyor kaç tane üçgen çizebiliriz diyor. Şimdi toplamda kaç tane noktam var benim? Burada görüldüğü üzere 5 tane doğrusal olan ve toplamda 4 tane doğrusal olmayan noktamdan toplamda 9 tane tüm nokta sayım 9 tanedir. Bunların 5 tanesinin doğrusal olduğuna dikkat edeceğim. Ne yapmam lazım arkadaşlar? Benim hiçbir koşul olmadan 9 tane noktayla bu 9 tane noktayla oluşturabileceğim tüm üçgen sayısından 5 tane doğrusal noktanın oluşturamadığı üçgen sayısını çıkarmam gerekecektir. Tüm noktaların oluşturduğu üçgen sayısı nedir? 9 tane noktam olduğu için 9'un üçlü kombinasyonu kadardır. Eksi diyorum arkadaşlar. Bu 9 tane noktadan kaç tanesi doğrusal burada? 2, 4, 5 tanesi doğrusal. O halde doğrusal noktaların oluşturamadığı üçgen sayısını çıkarmam gerekecektir. Tüm üçgen sayısından. 5 tane doğrusal noktanın oluşturamadığı üçgen sayısı nedir? 5'in üçlü kombinasyonu olacaktır. Yani 9'un üçlü kombinasyonu eksi 5'in üçlü kombinasyonu diyeceğim. Buradan da çözümlersem ne olacaktır? 9'un üçlü kombinasyonu 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 faktöriyeldir. 5'in üçlü kombinasyonu da 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 faktöriyeldir. Buradan da sonucumuz 74 olarak bulunacaktır. Yandaki şekilde 9 nokta vardır. Bu köşeleri bu noktalar olan kaç farklı üçgen çizilebilir? Öncelikle toplamda 9 tane noktamın olduğuna dikkat ediyorum. Peki bu noktalardan doğrusal olan var mı? Hemen bakıyorum burada A, B, C, D, E olmak üzere toplamda kaç tanesi doğrusal burada? 5 tane de noktamın doğrusal olduğuna dikkat ediyorum. Öncelikle ne yapmam lazım? Tüm noktaların oluşturduğu üçgen sayısından doğrusal noktaların oluşturamadığı üçgen sayısını çıkarmam gerekir ki kaç tane üçgen oluştuğunu bulabileyim. Öncelikle hiçbir şart olmadan ben bu 9 tane noktayla 9'un üçlü kombinasyonu kadar üçgen oluşturabilirim. Eksi diyeceğim. Doğrusal noktaların oluşturamadığı üçgen sayısı 5 tane doğrusal noktam olduğuna göre 5'in üçlü kombinasyonu kadar da ne yapamam? Üçgen oluşturamam. O halde 9'un üçlü kombinasyonu eksi 5'in üçlü kombinasyonu diyeceğim. Buradan da kombinasyonları açtığım zaman arkadaşlar sonucumu 74 olarak bulmuş olacağım. Yandaki ABC üçgeninin kenarlar üzerinde 9 nokta verilmiş. Yani bu şekil üzerinde toplamda 9 tane nokta verilmiştir diyor. Köşeleri bu noktaların üçü olan kaç üçgen oluşturabiliriz diye sormuş. Öncelikle bu şekil üzerinde toplam kaç tane noktamız vardır? 9 tane noktamız vardır arkadaşlar. Şöyle AB üzerinde kaç tane doğrusal olan noktam var? Bakalım AB üzerinde burada saymışız zaten 1, 2, 3, 4 tane doğrusal noktam vardır. Şöyle şeyimizi değiştirelim. Rengimizi daha doğrusu. Bakalım AB üzerinde gördüğümüz gibi 4 tane noktamız vardır. AC üzerine bakalım. AC üzerinde de 1, 2, 3 tane doğrusal noktamız vardır. Yine BC üzerine bakalım arkadaşlar. BC üzerinde gördüğü gibi 2 tane noktamız vardır. Ancak 2 tane noktayla ben ne yapamam? Üçgen oluşturamam. Bunu ne yapmıyorum? Doğrusal olarak çıkarma işleminde bulunmayacağım. Öncelikle arkadaşlar bu soruda tüm üçgen oluşturabileceğim noktalar, daha doğrusu şöyle ifade edeyim. 9 tane noktayla hiçbir koşul olmadan ben nasıl, ne kadar üçgen oluşturabilirim? 9'un üçlü kombinasyonu kadar üçgen oluşturabilirim. Değil mi? Hiçbir koşul yok. Geliyorum arkadaşlar doğrusal noktaların oluşturamadığı üçgenleri tüm oluşturduğum üçgenlerden çıkarmam lazım. Dolayısıyla arkadaşlar AB üzerinde kaç tane doğrusal var? 4 tane doğrusal nokta vardır. Bu 4 tane doğrusal noktanın oluşturamadığı üçgeni 4'ün üçlü kombinasyonu olarak çıkarmam lazım. Eksi diyorum arkadaşlar. AC'ye bakıyorum. AC üzerinde 3 tane noktam vardır. Doğrusal olan. 3 tane noktanın oluşturamadığı üçgen de 3'ün üçlü kombinasyonu kadar olacaktır.
Dolayısıyla sonucumuz ne olacak? 9'un üçlü kombinasyonu hiçbir şart olmadan tüm noktaların oluşturduğu üçgen sayısı olacaktır. Eksi AB üzerindeki doğrusal noktaların oluşturamadığı üçgen sayısı 4'ün üçlü kombinasyonu olacaktır. Eksi diyorum AC üzerindeki 3 tane noktanın oluşturamadığı üçgen sayısı 3'ün üçlü kombinasyonu olacaktır. Buradan da işlemimizin sonucu 79 olarak bulunacaktır. Şekilde 4'ü doğrusal, diğer 5'inin de ise herhangi üçü doğrusal olmayan. Görüldüğü üzere 4 tane doğrusal ve burada da 5 tane doğrusal olmayan toplamda 9 tane nokta verilmiştir. Buna göre bu noktaları kullanarak en çok kaç tane üçgen çizilebilir diye söylemiş bize. Öncelikle arkadaşlar şekilde toplam nokta sayımız ne kadardır? 9 tane noktamız vardır. Peki kaç tanesi doğrusal bunun? Görüldüğü üzere 4 tanesi doğrusal. Şurada 1, 2, 3, 4 tanesi doğrusaldır. Şimdi hiçbir koşul olmadan tüm noktaların oluşturabileceği üçgen sayısından ne yapmam lazım? Doğrusal olan noktaların oluşturamadığı üçgen sayısını çıkarmam gerekir. Tüm noktalardan oluşturabilecek üçgen sayısı toplamda 9 tane noktam olduğu için 9'un üçlü kombinasyonu kadar üçgen oluşturabilirim hiçbir koşul olmadan. Eksi diyorum arkadaşlar. Doğrusal noktaların oluşturamadığı üçgen sayısı nedir? 4 tane doğrusal noktam olduğu için 4'ün üçlü kombinasyonu olacaktır. O halde 9'un üçlü kombinasyonu eksi 4'ün üçlü kombinasyonu diyorum. Buradan da gerekli düzenlemeyi yaptığım zaman arkadaşlar sonucumuzu 80 olarak bulmuş olacağız. D1 doğrusu verilmiş ve D2 doğrusu verilmiş arkadaşlar. Şekilde doğru ile çember üzerindeki, doğru değil daha doğrusu çember verilmiş burada. Şekilde doğru ile çember üzerindeki 9 nokta kullanılarak en çok kaç farklı üçgen çizilebilir? Şimdi burada dikkat edelim. D1 doğrusu bize verilmiş. D1 doğrusu üzerindeki noktalar nedir burada arkadaşlar? Doğrusaldır. Toplamda kaç tane noktam var burada? D1 ve buradaki çember üzerinde. Görüldüğü üzere 1, 2, 3, 4 tane D1 üzerinde. 1, 2, 3, 4, 5 tane de çember üzerinde verilmiş. Toplamda 4 artı 5'ten de 9 tane ne vardır? 9 tane noktam vardır. Bu 9 tane noktayla ben kaç farklı üçgen çizebilirim? Hiçbir koşul olmadan 9'un üçlü kombinasyonu kadar üçgen oluşturabilirim. Eksi diyeceğim arkadaşlar. Doğrusal noktaların oluşturamadığı üçgen sayısını çıkartacağım. Tüm noktalardan doğrusal kaç tane doğrusal noktam var burada? 4 tane doğrusal noktam vardır. Dolayısıyla 4 tane doğrusal noktalardan 4 tane doğrusal noktaların oluşturamadığı üçgen 4'ün üçlü kombinasyonu olacaktır. Buradan 9'un üçlü kombinasyonu eksi diyeceğim. 4'ün üçlü kombinasyonu gerekli burada düzenleme yaptıktan sonra sonucumuz 80 olarak çıkacaktır. Şekilde yarım çember üzerindeki 4 nokta ile doğrusal 5 nokta verilmiştir. Şöyle 4 tane nokta verilmiş ve altta da 5 tane doğrusal nokta verilmiş. Ne diyor bize burada? Köşeleri bu noktalar olan kaç tane üçgen çizilebilir diye söylemiş bize. Öncelikle verilen bu şekilde kaç tane nokta var buna bakıyorum. Hemen numaralandırmışız zaten burada. Toplamda 9 tane noktam var. O halde toplam 9 tane noktayla 9 tane noktanın oluşturduğu üçgen sayısından doğrusal olan noktaların oluşturamadığı üçgen sayısını çıkarmam gerekecektir. 9 tane noktadan tüm nokta sayısı kaç tane doğrusal noktam vardır? Görüldüğü üzere numaralandırdığımız için direkt görüyoruz ve 5 tane de doğrusal nokta vardır. O halde tüm noktaların oluşturduğu üçgen sayısından ne yapmam lazım? Doğrusal noktaların oluşturamadığı üçgen sayısını çıkarmam gerekecektir. Bundan sonra ne diyorum? Tüm noktaların oluşturacağı üçgen sayısı nedir? 9'un üçlü kombinasyonu olacaktır. Eksi diyorum. Doğrusal noktaların oluşturamadığı, doğrusal olan 5 tane noktam olduğu için bu 5 tane noktanın oluşturamadığı üçgen sayısı 5'in üçlü kombinasyonu olacaktır. O halde 9'un üçlü kombinasyonu eksi 5'in üçlü kombinasyonundan işlemimizin sonucu ne olacaktır? 74 olacaktır. Köşeleri şekildeki gibi çıkan olan noktalardan kaç farklı üçgen çizilebilir diye sormuş bize. Öncelikle bu şekilde kaç tane nokta var buna bakıyoruz. Saydığımız zaman arkadaşlar toplamda 7 tane noktamız vardır. Peki doğrusal olan kaç tane noktam var? Görüldüğü gibi A, D, F, G olmak üzere 4 tane de doğrusal noktamız vardır. Ne yapmam lazım arkadaşlar? Kaç tane üçgen oluştuğunu bulmam için. Öncelikle tüm noktaların oluşturacağı üçgen sayısından
doğrusal noktaların oluşturamadığı üçgen sayısını çıkarmam gerekir. Tüm noktam kaç tanedir? 7 tanedir. 7 tane noktanın oluşturduğu tüm üçgen sayısı ne olacaktır? 7'nin üçlü kombinasyonu olacaktır. Eksi diyorum arkadaşlar. 4 tane doğrusal noktam olduğu için bu 4 tane doğrusal noktanın oluşturamadığı üçgen sayısını ne yapmam lazım? Çıkarmam gerekir. Bunu da 4'ün üçlü kombinasyonu şeklinde bulurum. O halde 7'nin üçlü kombinasyonu eksi 4'ün üçlü kombinasyonu diyeceğim. Buradan da 31 tane üçgen çizilebilir. Bu soruda şekildeki 8 noktayı köşe kabul eden kaç farklı üçgen çizilebilir diye söylemiş bize. Şimdi burada öncelikle hiçbir koşul olmadan benim burada kaç tane noktam var? Bakıyorum arkadaşlar, zaten soruda da verilmiş, toplamda 8 tane noktam var arkadaşlar. Peki doğrusal olan noktalara bakıyorum. Şu doğru üzerinde toplamda kaç tane doğrusal noktam var? Buraya yazdığımız zaman, numaralandırdığımız zaman 6 tane bu doğru üzerinde doğrusal noktamız vardır. Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar şu doğru üzerinde toplamda 1, 2, 3 tane de doğrusal noktamız burada vardır. O halde burada kaç tane üçgen olduğunu bulmam için tüm noktaların oluşturacağı üçgen sayısından doğrusal noktaların oluşturamadığı üçgen sayısını çıkarmam gerekecektir. Toplamda 8 tane noktam olduğu için bu 8 tane noktanın kaç tane üçgen çizilebilir diyor. Burada arkadaşlar şekildeki üçgen üzerinde 12 tane nokta vardır. Bu noktaları köşe kabul eden kaç farklı üçgen çizilebilir? Öncelikle arkadaşlar hiçbir koşul olmadan bu şekil üzerinde kaç tane noktam varmış? 12 tane noktam varmış. Bu 12 tane noktanın oluşturduğu üçgen sayısından doğrusal noktaların oluşturamadığı üçgen sayısını çıkarmam gerekir. Burada zaten söylemişiz, numaralandırmışız. Toplam nokta sayımız nedir? 12 tanedir. Şimdi burada doğrusal olanlara bakalım. Şu köşe üzerinde kaç tane doğrusal noktam var? Bu köşe üzerinde toplamda 5 tane doğrusal noktam vardır. Alta geldiğim zaman arkadaşlar şöyle. Bu doğru üzerinde kaç tane noktam var doğrusal olan? Burada da 6 tane doğrusal noktam var. Buradaki köşeye geldiğim zaman, yani AL köşesine geldiğim zaman burada da kaç tane doğrusal noktam var? Burada da toplamda 4 tane doğrusal noktam vardır. Yapmam gereken şey nedir arkadaşlar? Tüm noktaların oluşturacağı üçgen sayısından doğrusal noktaların oluşturamadığı üçgen sayısını çıkarmam gerekecektir. Toplamda arkadaşlar 12 tane ne vardır? Noktam vardır. Bu 12 tane noktanın oluşturacağı üçgen sayısı 12'nin üçlü kombinasyonu olacaktır. Eksi diyorum arkadaşlar. Doğrusal noktaların oluşturamadığı üçgen sayılarını çıkaracağım. Dolayısıyla şurada 5 tane doğrusal olduğu için 5'in üçlü kombinasyonunu çıkarmam lazım. 5'in üçlü kombinasyonu eksi diyorum. Burada ise 6 tane doğrusal noktam olduğu için 6'nın üçlü kombinasyonu diyeceğim. Burada ise arkadaşlar 4 tane doğrusal noktam olduğu için 4'ün üçlü kombinasyonu çıkarmış olacağım. Hepsini çıkardıktan sonra tüm durumdan sonucumuz kaç olarak bulunacaktır? 186 olarak bulunacak. 4'ü paralel 6 doğru kesiştiğinde elde edilen noktalar kullanılarak en çok kaç tane üçgen oluşabilir? Soruda bize diyor ki 4'ü diyor, 4 tane doğrumuz paraleldir diyor. Toplamda 6 tane doğru varsa 2 tanesi de ne olacaktır? Paralel olmayacaktır. 4 tanesi paralelmiş arkadaşlar. Şöyle diyeyim, 4 tanesi paralel. 6 tane doğru olduğu için 2 tanesi de nedir? Paralel değil. Şimdi bize burada soruda ne diyor arkadaşlar? Soruda diyor ki 6 doğru kesiştiğinde diyor. Şöyle kesiştiğinde elde edilen noktalar. Kesiştiğinde elde edilen noktalardan üçgen oluşturacağım. Elde edilen noktaları kullanarak en çok kaç tane üçgen oluşur diye sormuş bize. Şimdi kaç tane üçgen oluştuğunu bulmak için öncelikle ne yapmamız lazım? Bu doğrulardan kaç tane nokta oluştuğunu bulmam lazım. Kesişim yukarıda da zaten söylüyor. Elde edilen kesim noktalar, kesiştiğinden elde edilen kesim noktalardan ne yapmam lazım? Üçgeni elde etmiş olmam gerekecektir. Öncelikle arkadaşlar tüm doğruların oluşturabileceği kesim noktasından paralel doğruların oluşturamadığı kesim noktasını ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım ki kaç tane kesim noktası olduğunu bulmam gerekir. O halde öncelikle toplamda 6 tane doğrum olduğu için bu 6 tane doğrunun doğrudan kesim noktasını nasıl bulabilirim? Şimdi nasıl kesişebilirler? 2 tane doğru kesişeceği için şöyle. 2 tane doğrudan bir tane kesim noktası oluşacağı için 2 tane
altında ikili kombinasyonu almam gerekecektir. O halde tüm doğrum 6 tane olduğu için altında ikili kombinasyon diyorum, eksi diyorum. Paralel doğruların oluşturamadığı kesim noktasını çıkarmam lazım. Paralel toplamda 4 tane doğrum vardır. O halde 4'ün de ikili kombinasyonunu alacağım. Buraya kadar tamam. O halde altında ikili kombinasyon eksi 4'ün ikili kombinasyonundan kaç tane nokta oluşur? Toplamda 9 tane nokta oluşacaktır. Bu 9 tane noktadan kaç tane üçgen oluşturabilirim arkadaşlar? Bunun için de 9'un üçlü kombinasyonunu almam gerekecektir. 9'un üçlü kombinasyonu da 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 faktöriyelde 6'ya yazıyorum. Buradan da 84 tane ne yapabilirim? Üçgen oluşturabilirim.